Aspor ekranlarından herkese merhaba, günaydın. Ben Demet Gedik. Sabah sporuyla karşınızdayız ve her zamanki gibi yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemin öne çıkan spor gelişmelerine ve gazete manşetlerine bakacağız. Konuklarımızla birlikte de gündemdeki önemli olayları detaylıca değerlendireceğiz. Hemen başlayalım, dün akşama giderek başlayacağız. Beşiktaş Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası kapsamında dün İspanyol ekibi Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Maçın özet görüntüleriyle başlıyoruz. Sabah sporuna gazete manşetleriyle devam ediyoruz şimdi de. Değerli izleyenler, hemen günün başlıklarına, manşetlerine birlikte bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Sürmanşette Samsun Spor Süper Lig'de başlığı var. Kırmızı Beyazlar 11 yıllık aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Devam edelim. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt. Erden Timur'un bir fotoğrafı var. Mert diye alışkın diğerler başlığıyla yer alıyor. Beşiktaş'ın da dün Atletico Madrid'i 2-0 yendiği maç içinde dostluk maçı Kartal'ın başlığı kullanılmış. Fanatik gazetesiyle devam edelim. İşimizi kendimiz göreceğiz. Aslan'ın hocası Buruk'tan şampiyonluk sözleri. Kime sorarsanız bu haftaya bir puan farkla bile olsa önde girmeyi kabul ederdi. Şu an 6 puan öndeyiz. İşimizi kendimiz göreceğiz dedi. Bu hakemlerle lig biter mi? Deniz Çoban herkesin aklındaki soruya cevap veriyor. Bu haber de yine Fanatik gazetesinde yer alıyor. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Samsun Spor 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e adını yazdırdı. Burada da efsane geri döndü başlığı kullanılmış. Kırmızı Beyazlar Spor Toto 1. Lig'de dün Eyüpspor'un yenilmesiyle bitime 6 hafta kala süper olmayı garantiledi. Samsun'da büyük coşku yaşandı. Yine o coşkudan da görüntüler burada yer alıyor. Beşiktaş haberi var. O gün Şahinoğlu'nun yazdığı Atletik Kartal Beşiktaş depremzedeler için oynanan özel maçta Atletico Madrid'i mağlup etti. Golleri Jeton Fernandez ve Enkudu kaydetti. Hemen altta Eczacı finalde Kupa Türkiye'de başlığını görüyoruz. Voleybolda Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan Igor Gorgonzola'yı set vermeden yenen turuncu beyazlı takım adını finale yazdırdı. Böylece dev kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşmiş oldu. Bugün de yine Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Artık dediğimiz gibi finalde bir Türk finali izleyeceğiz. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nevzat Dindar'ın bir yazısı var. Burada da kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil, kazanacak takımız diye konuştu. Takvim gazetesine de bakalım son olarak. Samsun Spor'u burada da görüyoruz. Süper Lig'de Eyüp evinde Gençler Birliği'ne kaybedince Samsun Spor 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karadeniz şehri sokağa döküldü. Taraftarlar coştu. Başkan Yıldırım parayla kazanılacak bir başarı değil açıklamasını yaptı. Jorge Jesus'u görüyoruz hemen altta. Şampiyonluk ateşkesi başlığıyla Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jesus arasındaki gerilim sezon sonuna kadar rafa kaldırıldı. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi. Şimdilik ateşkes kararı ilan edildi. Kanarya'da kupada gelen tur ve ligdeki Karagümrük galibiyetiyle Jesus ve Koç arasındaki buzlar eridi. İkilinin arasındaki şampiyonluk şansı olduğu sürece geçici barış sağlandığı da öğrenildi. Evet, gazete manşetlerini inceledik. Hemen devam ediyoruz haberlerimizle. Türkiye Euro 2028 ve 2032 ev sahipliği için UEFA'ya resmi başvurusunu yaptı. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saat dilimiyle tüm hızımızla devam ediyoruz. Spor haberlerine geçmeden önce İstanbul trafiğindeki yol durumunu sizlere aktarmak istiyoruz. Aspor Televizyonu ve Aspor Radyo izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %42 şu anda. Köprülere bakacak olursak köprülerin üzeri açık. Kavacık ve Üsküdar'ın Avrupa yakasına geçerken yoğun olduğunu söylemekte fayda var. Duyurularımızı hemen aktaralım. Temaltı şehir Halkalı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası gerçekleşti. Orada bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya müdahale şu anda devam ediyor. Bölgede de çift yönlü olarak yoğun bir trafik yaşanıyor.
Bu kazada da can kaybının olduğu bilgisini de eklemiş olalım. D100 Selimpaşa Kavşak alt geçit çalışmaları kapsamında Edirne-İstanbul istikametinde trafik akışı yeni yapılmış olan alt geçitten kontrollü olarak sağlanıyor. Şu anda bunu da söylemiş olalım. Trafik yoğunluğu İstanbul genelinde %42. Yol durumunun hemen ardından spor haberlerimize geçiyoruz. Galatasaray'la başlayacağız. Teknik direktör Okan Buruk, aleyhlerine yapılan hakem hatalarından oyuncularının etkilendiğini ancak onların sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Evet, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İkinci saat dilimimizde ağırlıklı olarak takımların gazete manşetlerini tek tek inceleyeceğiz. Galatasaray'la başladık, oradan devam ediyoruz. Hemen Foto Maç gazetesiyle de başlamış olalım. Galatasaray'la uğraşıyorlar başlığı var hemen en üstte. Dursun Özbey'in fotoğrafıyla birlikte rakiplerimiz bizimle uğraşıyor. Şimdi sıkı bir mücadele zamanı dedi Özbek. Altyapı devrimi Erden Timur Divan Kurulu'nda yeni projelerini açıkladı. Dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız bölgede takımlarımız olacak. Ya kulüpleri satın alacağız, ya ortak olacağız, ya işbirliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız dedi. Erden Timur'un bir açıklaması daha var. Fenerbahçe'nin çağrısına bir yanıt verdi. Canlı yayın gerilimi daha da arttırır dedi. Kadın basketbolla ilgili bir haber var solda. Galatasaray Avrupa ikincisi oldu. Çağdaş Faktoring kadın basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Azver ekibine 85-57 yenilerek organizasyonda sezonu ikinci olarak tamamladı. Fanatik gazetesine bakalım. Dursun Özbek, rakipler saha dışına çıktı dedi. Divan toplantısında üyelere seslenen Özbek, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında Galatasaray'ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar dedi. Şampiyonluk bizim elimizde. Aslan'ın hocası biz bekleyecek takım değiliz, kazanacak takımız dedi ve ekledi. Zirvedeki 6 puanlık farkı değerlendiren Buruk, sezon başında hangi takıma sorarsanız bu haftaya 1 puan farkla bile olsa önde girmeyi kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz dedi. Yarışta Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ın önünde gördüğünü belirten Buruk, puan farkından dolayı Fenerbahçe Beşiktaş'a göre çok daha önde. Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajlar var ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Rakipler futbolun dışında da Galatasaray'la uğraşıyorlar başlığı var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Divan Kurulu toplantısındaki açıklamaları burada başlığa yansımış. Eğer camia olarak birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsınlar boşuna dedi Dursun Özbek. Galatasaray'a karşı tutumları olduklarını söyledi ve camia olarak birlikteliği de göstermemiz gerekiyor açıklaması da aynı şekilde var. Okan Buruk'un da yine açıklamaları sol tarafta yer alıyor. Yarışta kendi işimizi kendimiz göreceğiz dedi Okan Buruk. Sabah gazetesine gelelim. Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Buraya layık olmam en büyük kontrat başlığıyla teknik direktör Okan Buruk'tan bir sözleşme mesajı. Galatasaray'la aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bununla ilgili bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Tek hedefimiz takımı başarılı yapmak. Maddi, manevi beklentimiz yok dedi. Bizim güçlü rakibimiz Fenerbahçe alt başlığı da var yine haber içerisinde. Arda ile ilgili açıklamaları var. Arda'yı en iyi Jesus bilir dedi Okan Buruk. Bu da yine haber içerisinde yer alıyor. Takvim gazetesine de gelmiş olalım. Biz Mert'iz, namert değiliz. Zaniolo transferinde Fenerbahçe'nin teklifini açıklayan Erden Timur'a racon bilmiyor denmişti. Timur bu söze çok sert yanıt verdi. Galatasaray yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak için kesenin ağzını açmak zorunda. Kim bu oyuncu? Tabii ki Icardi. Icardi'nin faturası 20 milyon euro. Sarı Kırmızılar Mauro Icardi için teklifini hazırladı. PSG ve Icardi ile temaslarını sürdüren Galatasaray bonservis için 8 milyon euro. Arjantinli golcüye de 3 yılda 12 milyon euro maaş vermeyi şu anda planlıyor. Juan Mata ile ilgili Valencia yolcusu diyor takvim gazetesi.
Hemen en altta da Kazımcan ve Raşit Sağ 11'e dönüyor. Galatasaray'ın Kayserispor'la oynayacağı maçın 11'i şekillenmeye başladı. Kazımcan ve Raşit Sağ 11'de oynanması bekleniyor. Abdülkerim'den de müjdeli haber geldi. Sağlık durumu iyi ve onun da yine aynı şekilde 11'de başlama ihtimali yüksek. Galatasaray gazete manşetlerimizi inceledik ve şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Jorge Jesus'un güçlenmeli dediği Arda Güler futboluyla yanıt veriyor. Genç futbolcu Karagümrük maçında girdiği 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanmayı başardı. Evet, Fenerbahçe gazeteleriyle hemen devam edelim isterseniz. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç basketbol haberiyle başlamış, playoff aşkına diyor. Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi son haftasında Kızıl Yıldız'la kapışacak. Kazanırsa playoff'a kalacak. Önemli bir karşılaşma Fenerbahçe Beko için. Kanarya bitirecek Meksikalı golcü Raul Jimenez bir anda liste başı oldu. Kartal istedi ama Fenerbahçe'nin bitirmesi bekleniyor bu oyuncuyu. Beşiktaş'ın da listesinde olan Wolfslu forvet için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve işi bitirme aşamasına geldiği ileri sürüldü. Birçok ufak haber var. Bazılarının detaylarına bakabiliriz. Formalar açık arttırmada 2-1 kazanılan Karagümrük maçında futbolcuların giydiği formalar açık arttırmaya çıktı. Feneryum.com adresinden yapılan açık arttırmadan elde edilecek gelir deprem bölgesine yardımda kullanılacak. Taktik çalıştılar. Yine antrenmandan bazı görüntüler var. Sarı lacivert takım Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Ankara Gücü karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fanatik gazetesinde Jorge Jesus'tan kendisine teklif getiren Flamengo'ya önce Fenerbahçe yanıtı geldiği söyleniyor. Brezilya ekibi Pereira ile yolları ayırır ayırmaz tecrübeli teknik adamın kapısını çaldı. Ülkede çıkan haberlere göre Flamengo, Jesus'un buradaki sözleşmesi bittikten sonra gelmesine bile razı. Ancak Portekizli hoca, öncelik Fenerbahçe'de henüz buradaki geleceğim netleşmedi yanıtını verdi. Alt başlık olarak da yönetime söz verdim başlığını görüyoruz. Jesus'un bunu söylediği iddia ediliyor. Fanatik'teki Faik Çetiner ve Erman Özgür Jesus'un Arda Güler'i bir türlü düzenli 11'de oynatmamasını masaya yatırdı. Hemen Faik Çetiner sol tarafta "Güler misin ağlar mısın" başlığını kullanmış. Erman Özgür de "Arda'yı oynat taraftarı kazan" diyor. Devam edelim. 6 oyuncu sınıfta kaldı. Fenerbahçe Karagümrük karşısında zorlanarak da olsa kazandı ve çok değerli 3 puanı cebine koydu. Ancak Jorge Jesus'un bu maçta görev verdiği Emre Mor, Serdar Dursun, Bilian Arao, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci ve Ezcan Alioski'nin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Sabah gazetesine geliyoruz. Hemen en altta Samet Yüksel'in bir haberi var. Pedro satılıyor. Fenerbahçe performansı beğenilmeyen Brezilya asıllı İtalyan santrforu gözden çıkardı. Yaşadığı uzun sakatlık sonrası beklenen şekilde sahalara geri dönemeyen 31 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. İtalya'dan 3 kulübün Pedro ile ilgilendiği de haber içerisinde söylenmiş. Hürriyet gazetesine geliyoruz. Süleyman Arat'ın hemen en üstte bir yazısı var. Jesus Fenerbahçe için kararı kupalara göre netleştirecek. Yönetim ve taraftarının kalmasını istediği Portekizli'nin rotasını iki kulvardaki sonuçları belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun kazanılması durumunda Jorge Jesus'un kalma ihtimali bir hayli yüksek. Ancak olası bir başarısızlık durumunda Brezilya milli takımı için ismi geçen Portekizli teknik adamın Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında. Takvim gazetesine geliyoruz. Şampiyonluk ateşkesi Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jesus arasındaki gerilim sezon sonuna kadar rafa kaldırıldı. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi. Şimdilik ateşkes kararı ilan edildi. Kanarya'da kupada gelen tur ve ligdeki Karagümrük galibiyetiyle Jorge Jesus ve Ali Koç arasındaki buzlar eridi. İkilinin arasındaki şampiyonluk şansı olduğu sürece geçici barış sağlandığı da öğrenildi. Luan Perez'le ilgili bir haber var. Luan Perez endişesi. Fenerbahçe'de sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Perez'in durumu takım içerisinde endişe yaratıyor.
Fenerbahçe'yi de gazete manşetleriyle noktalarken Beşiktaş'ta devam ediyoruz şimdi. Beşiktaş bırakmam seni Türkiye'm kampanyası kapsamında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le dün akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar bu maçı 2-1 kazanmayı başardı. Keyifli bir karşılaşmaydı tabii, skorun yanında duygusal da bir anlamı vardı hepimiz için. Şimdi özet görüntülere gidelim. Beşiktaş Atletico Madrid karşılaşmasının özet görüntülerini izledik. Beşiktaş'ın gazete manşetleriyle hemen devam edeceğiz. Tabii neredeyse tüm gazetelere yansıyan dünkü karşılaşma oldu. Fotomaç gazetesinde teşekkürler başlığı var. Kartal Madrid, Beşiktaş özel maçla Atletico Madrid'i mağlup etti. Kara Kartal bırakmam seni Türkiye'm kapsamındaki kampanyası kapsamındaki maçta İspanyol ekibini Jetson ve Enkudu'nun golleriyle devirmeyi başardı. Bazı oyuncuların nasıl oynadılar köşesi var. Ersin Destanoğlu'nu uzun süre sonra kalede gördük. Kaleyi özlemiş, neredeyse hatasız oynadı ve iki kritik kurtarış yaptı. Forma rekabetinde ben de varım dedi. Yine Kevin Enkudu da aynı şekilde son dakikalarda oyuna girdi ve topla ikinci buluşmasında golü attı. Güneş'in aklını karıştırdığı kesin denmiş gazete içerisinde. Zajc'la ilgili bir haber var. Zajc'tan vazgeçmiyor demiş Fotomaç. Siyah beyazlar Sloven orta sahayı renklerine katmak istiyor. Yönetim teknik kadronun raporu doğrultusunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc için beklemeye geçti. İtalyan ekipleri de aynı zamanda Zajc'ı takipte ama Fenerbahçe'deki son haftalardaki performansı da oldukça iyi. Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı henüz net değil. Redmond'u ikna edelim. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminden İngiliz Yıldız için fedakarlık yapılmasını istedi. Onu bir şekilde ikna etmeleri gerektiğini söyledi. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Çılgın rakam 100 milyon euro. Sezon bitimiyle stadın isim sponsoru Vodafone Park'la vedalaşacak olan Beşiktaş, dev bütçeli yeni bir anlaşma için geri sayımda. Rus enerji şirketi Gazprom'la 100 milyon euroluk bir kontrat için görüşme halinde olan yönetim, 3 farklı markayla da şu anda temas halinde. Bu haberin altında Gracias Atletico başlığı var. Teşekkürler Atletico. La Liga devi Atletico Madrid, Beşiktaş'ın başlattığı Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası kapsamında dün Vodafone Park'taydı. Kartal'ın, Jetson ve Enkudu'nun golleriyle 2-0 kazandığı maçın tüm gelirleri depremden etkilenen vatandaşlarımıza aktarılacak. Sol tarafta Dele Alli ile ilgili bir haber var. Dönüş yolu kapalı. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Dele Alli beklenen etkiyi gösterememişti. Son olarak maçların geniş kadrosuna bile girmekte zorlanan Dele, idmanda adalesinden sakatlanmıştı. Tedavisine İngiltere'de devam eden deneyimli oyuncu sezonu kapattı. Tecrübeli ismin Türkiye'ye dönmesi şu anda beklenmiyor. Adadan Beşiktaş'a Kanca Karakartal'ın 3 yıldızını İngiltere Premier Lig'den talipler var. Romain Saïss'a Nottingham Forest'in ilgisi devam ederken Bournemouth ve Crystal Palace Redmond'ı istiyor. Fulham ve Aston Villa'da Jetson Fernandes'in peşine düştü. Sabah gazetesine gelelim. Atletik Kartal dün akşamki yine karşılaşmayla ilgili bu başlık tercih edilmiş. O gün Şahinoğlu'nun haberinde Jetson Fernandes ve Enkudu'nun golleri skoru belirledi. Hem tribünlerde hem de sahada birlik mesajları verildi. Beşiktaş taraftarı müsabakanın ardından Atletico Madrid takımının lehine tezahüratta bulundu. Milliyet gazetesi Gracias Amigos başlığını tercih etmiş. Teşekkürler arkadaşlar. Levent Kalkan'ın bir yazısıydı bu da. Maçla ilgili maçtan bir görsel var aynı şekilde. Detaylar da yine aynı. Bırakmam seni Türkiye'm kampanyası kapsamında oynanmıştı bu karşılaşma. Ve siyah beyazlar bu maçı kazanmayı başardı. Olağanüstü bir durum başlığı var. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in açıklamaları yer alıyor. Liglerde yarışın kızıştığı bir süreçte yardım için buraya gelmeleri olağanüstü bir durum. Atletico Madrid ve Simeone'ye teşekkür ediyorum dedi Şenol Güneş. Takvim gazetesiyle devam edelim. Depremzedeler için 8,5 milyon TL gelir elde edildi. 8,5 milyonluk büyük destek.
Beşiktaş'la Atletico Madrid dün akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Atletico'ya teşekkür ediyoruz. Şenol Güneş Atletico Madrid kulübüne teşekkür ediyorum dedi maç sonunda yaptığı açıklamada. Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone de Türkiye yakın hissettiğimiz bir ülke. Üzgünüz, umarım yaralar bir an önce sarılır dedi maç sonunda. Kartal'da 7 futbolcu Şenol Güneş'le birlikte kanatlandı. Yıldızlara güneş gibi doğdu Şenol Güneş. Beşiktaş'ta Mert Günok ve Cenk Tosun başta olmak üzere birçok isim Şenol Güneş'in gelişiyle kendini buldu. Kara Kartal'da 7 futbolcu performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Omar Colley ile ilgili bir haber var sol tarafta. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Colley, Giresun maçındaki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 12-2'li mücadelenin 9'undan galip çıkan ve 9 hava topunun 6'sını kazanan Colley için taraftarlar keşke sezon başında gelseydi yorumlarını yaptı. Beşiktaş'ın gazete manşetlerini de sizlere aktardık. Trabzonspor'a geçiyoruz. Buradan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli eldiven sonuçlar kötü gittikçe motivasyonumuzu kaybettik dedi. Evet, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını izledik. Fotomaç gazetesiyle bir de hemen Bordo Mavililerin gündemindeki manşetlere de bakalım. Trabzonspor sayfasında Maxi Gomez gidebilir başlığı var. Karadeniz fırtınası hedefsiz kalınca yönetim oyuncularına gelen transfer tekliflerini dinlemeye başladı. MLS takımları Maxi Gomez'i ısrarla istiyor. Oyuncu Trabzonspor formasıyla 28 karşılaşmalı görev yaptı. 7 defa rakip ağları havalandırdı, 6'da asist yaptı. Yeni hoca çok yakında Başkan Ertuğrul Doğan teknik adam konusunda görüşmelerini hızlandırdı. Bordo Mavili yönetimde ana gündem takımın yeni hocasını belirlemek. Ertuğrul Doğan bu konuyla bizzat ilgileniyor, adaylarla görüşüyor. Slaven Bilic, Pirlo, Poyet Montella, Palut'la temaslara şu anda devam ediliyor. Yine bu oyuncuların, özür dilerim, bu teknik adamların bilgileri, kariyerleri de hemen gazete içerisinde yer alıyor. Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını zaten az önce izlemiştik. Burada da kesilmeyi hak etmedim başlığını görüyoruz. Kunt'a bir gönderme yaptı Uğurcan. Milli takımda son maçlarda kötü oynamamıştım. Kesilmeyi hak etmedim. Kadro neye göre seçiliyor? Ben çözemedim dedi. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Tekrar şampiyon olacağız. Fırtınanın başkanı Doğan hoca konusunda Sergen Yalçın şu anda takım çalıştırmak istemiyor. Bilic'le görüşmemiz oldu. Taraftara mesaj veren Doğan tekrar şampiyon olacağız yorumunu da yaptı. Taraftar bize inansın dedi. Slaven Bilic'de flash bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Slaven Bilic'le görüştüğü ortaya çıktı. Hırvat teknik adamın kendisi ve takım hakkında birkaç talepte bulunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki pürüzlerde anlaşma sağlanırsa Bilic'le imzalar atılabilir. Sabah gazetesinde Ertuğrul Doğan'ı görüyoruz. Transferleri kampa yetiştireceğiz. Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan Sabah Spor'u ziyaret etti. Tek niyetim camianın mutluluğu. Bu şehrin tam merkezinde büyüdüm. Ben onları anlıyorum. Onlar da beni anlasınlar. Sevdamız için buraya geldik dedi. Yeni hocamızla politikamızı belirleyip erken zamanda kamp öncesinde transferlerin tamamını yetiştirmek istiyoruz. Doğru planlama ve oyuncular başarının gelmesi için yeterli dedi. Takvim gazetesi teknik direktör enflasyonu başlığını kullanmış. Trabzonspor'un yeni teknik direktör arayışıyla ilgili. Son aday Uruguaylı teknik adam Gustavo Poyet. Listelenmiş 5 teknik adam Slaven Bilic ile görüşmeler sürüyor. 1-2 gün içerisinde yeni bir görüşme olacak. Andrea Pirlo ile ilk temas sağlandı. İkinci görüşme kısa sürede yapılacak. Gustavo Poyet teklife sıcak bakıyor. Üzerinde en çok durulan isimlerden biri. İlhan Palut'la görüşme yapıldığı sözleşme süresinde bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Vincenzo Montella ise son aday gibi duruyor. Sezon sonu gelirim dediği öğrenildi teknik adamın.
Fotomaç gazetesine geçiyoruz. Burada da aktüel haberlerimiz var. Süper Lig sayfasında Samsunspor'u görüyoruz. Artık Samsunspor Süper Lig'de, Spor Toto 1. Lig'de lider. Samsunspor 2. Eyüpspor'un evinde Gençler Birliği'ne 2-0 yenilmesiyle 6 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım olmayı başardı. Kent coştu. Samsun kenti oldukça heyecanlı bunun için. Kuzey'in kralı bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmış oldu. Trabzonspor'la birlikte gazete manşetlerimizi de noktalıyoruz. Şimdi dış haberlerle devam edeceğiz. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar geliyor ekranlarınıza. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında saat 22'de ilk karşılaşma oynanmıştı. Manchester City Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederken Inter de Benfica'yı 2-0 yenmeyi başardı. Oynanan diğer iki karşılaşmada Real Madrid Chelsea 2-0'la geçerken Milan da evinde Napoli'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Evet, dış haberlerle devam ediyoruz hemen. Hüseyin Özkök Skype attığımızda kendisiyle birlikte detaylıca birçok konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Günaydın Demet, iyi yayınlar, kolay gelsin. Herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi ile noktaladık, keyifli karşılaşmalar izledik. İsterseniz onunla devam edelim. Sizin için nasıl maçlar oldu? Beklediğiniz sonuçlar mıydı? Hangi karşılaşma daha heyecanlıydı sizce? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi salı akşamına dönecek olursak tabii ki bu turun da hem de o akşamın da en önemli karşılaşması Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmaydı. Ve orada Manchester City 3-0 gibi adeta turu garantileyen bir skor elde etti ve rövanş için büyük avantaj sağladı. Ben Bayern Münih'ten bu karşılaşmada aslında daha fazla direnç bekliyordum. Nitekim pozisyona da girmedi değil Bayern Münih, girdi ama o girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Manchester City tabii ki kendi sahibi seyircisi önünde ve de çok önemli bir takım, çok iyi oyunculara sahip bir takım adeta sazı eline alarak 3 tane gol buldu ve çok büyük bir avantaj yakaladı rövanş için. Rövanşta Bayern Münih bu 3-0'ı çevirebilir mi? En azından 3 farklı galibiyetle uzatmaya götürebilir mi? Bu çok çok zor gözüküyor. Çünkü Manchester City gibi tecrübeli bir takıma ve teknik direktörü sahip bir takımı bu şekilde alt etmek hiç de kolay değil. Böyle bir sonuç elde edildi. Diğer yandan Benfica Inter'e evinde mağlup oldu. Orada aslında her sonucu açık bir eşleşmeydi. Benfica Inter eşleşmesi ama Inter yine onlar tam bir İtalyan takımı olduklarını göstererek rakiplerine hiç gol fırsatı tanımadan 2-0 kazandılar ve onlar da tur için büyük avantaj sağladılar. Dün akşam Real Madrid Chelsea karşısında kazandı. Real Madrid'i işte yıllardır Aspor ekranlarında söylüyorum. Yani kurumsal hafızası ve Şampiyonlar Ligi kültürü o kadar üst düzeyde ki Real Madrid'in vasat zamanlarında bile Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya finale doğru yürüyorlar. Chelsea zaten bu sene çok büyük sorunlar yaşayan bir takım. Üçüncü teknik direktörüyle bu sahaya çıktı bu sezonki. Ve Real Madrid öyle ağım şahım bir futbol oynamadan sorumlu Chelsea'yi güle oynaya 2-0'la geçerek rövanş için yine avantaj yakaladı. Ve bundan sonraki yarı final için adını artık yazdırdı diyebiliriz. Napoli-Milan karşılaşması enteresan bir karşılaşma oldu. Daha doğrusu Milan-Napoli. İki takımın ligdeki karşılaşmasında kazanan taraf Milan olmuştu. Deplasmanda 4-0 yemişti ligde Napoli'yi. Şampiyonlar Ligi'nde de Milan tek golle kazanmayı bildi. Aslında Napoli maçın başlarında çok önemli fırsatları harcadı ve Milan'a diş geçiremeyince Milan'da yine tecrübesi, onların da Şampiyonlar Ligi tecrübesi kulüp olarak kurumsal hafızası yatsınamaz. Milan'da attığı tek golle ikinci karşılaşma için avantaj sağladı ama tabii ki Napoli
rövanşı Milan için hiç de kolay olmayacak. Bunu da söylemek lazım. O tur henüz daha kesinleşmedi Milan tarafından. Yani turu geçtik denebileceğini düşünmüyorum. Peki, konu başlıklarımıza devam edelim ama City Bayern maçını konuşmuşken onunla ilgili de şu soruyu sormadan geçmeyeyim. City Bayern maçında yazılı anlatım yapan UEFA görevlisinin işine son verildi. Bunun sebebi neydi? Şimdi UEFA kendi internet sitesinden maçların bir de yazılı canlı anlatımını yapıyor. Bunun için de dışarıdan insanlar çalıştırıyor. Bu Manchester City Bayern Münih maçını anlatan kişi, yazılı olarak anlatan kişi Bayern Münih'le 3-0'a geldikten sonra skor dalga geçen bir şeyler yazmış ve Julian Nagelsmann'a atıfta bulunmuş. Yani işte Julian Nagelsmann'a gönderdiniz, işte gördünüz ne olduğunu gibisinden. Yani öyle bir dalga geçmiş. Bunun üzerine tabii ki büyük bir infial olmuş ve Bayern Münih tabii buna itiraz etmiş. UEFA da o görevliyi işten çıkartmış ve Bayern Münih kulübünden de resmi olarak özür dilediler. Böyle enteresan, hiç ilk defa benim rastladığım bir durumla karşılaşılmış. Yani futbol hakikaten insanların kimyasını bozuyor Demet. Bu ister yönetici olsun, ister taraftar olsun, işin içine futbol girdiği zaman insanların kimyası ne kadar normal hayat yaşarlarsa yaşasınlar bozuluyor. İşte bu da o örneklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bence de. Peki devam ediyorum. UEFA 2028-2032 adaylık dosyalarımız teslim edildi. Bu konuyla ilgili sizin öngörünüz, yorumlarınız nelerdir? Şimdi daha önce de belirttiğim gibi yayınlarımızda UEFA gelecek iki Avrupa Şampiyonası'nı bir arada vermeyi planlıyor. Bununla ilgili de takvim açıklandı. Ekim aslında Eylül'dü ilk başta. Bunun kararının vereceği tarih olarak Ekim'e aldılar. Ekim'de açıklanacak. Biz de iki şampiyonaya da adaylık başvurusu yaptık ve nihai dosyamızı dün İsviçre'de Nyon'da federasyon teslim etti UEFA'ya. Biz 2028 için Britanya grubuyla çekişiyoruz. 5 ülke var orada. Ve 2032 için de İtalya ile çekişiyoruz. Her ikisi için de başvuru yaptık. Fakat Futbol Federasyonu her ne hikmetse bizim aday şehirlerimizi bir türlü açıklamıyor. Dün internet sitesinde yoktu ama ben ulaştığım bilgilerle federasyonun hangi şehirleri bildirdiğini öğrendim. İstanbul'dan 3 stat bildirildi. Çünkü UEFA'nın bir takım kapasite kriterleri var. Mesela bir tane mutlaka 60 bin ve üzeri bir stat olması gerekiyor. Bir tane de minimum 50 bin ve üzeri stat olması gerekiyor. Böyle iki stat var Türkiye'de. Birisi Atatürk Olimpiyat Stadı ki finalde zaten orada oynanacak. Avrupa Şampiyonası finali eğer biz alırsak. Ve bunun yanında da Galatasaray'ın Nef Stadyumu. Bunlar tabii ki otomatik olarak yazılıyor. Diğer yandan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu da bildirilmiş. Aslında UEFA'nın kriterleri içinde bir şehirden ancak en fazla iki stat olabiliyor. Fakat İstanbul'un çok büyük olması, iki kıta üzerinde olması ve Anadolu yakasının sanki ayrı bir şehirmiş gibi olması nedeniyle UEFA, TFF, UEFA'ya üçüncü bir stat olarak İstanbul'da organizasyonun kolaylığı açısından diye düşünüyorum. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadını bildirmiş. Yani İstanbul'dan üç stat var. Ankara, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep toplamda 8 şehirde 10 stat UEFA'ya bildirilmiş. Bunu bilmiyorum neden açıklamıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü rakiplerimizin hepsi aylar öncesinden kendi aday şehirlerini açıkladılar ve duyurdular kamuoyuna. Ama bizde Futbol Federasyonu bunu bir türlü böyle bir ketum şekilde saklıyor. Ama ben öğrendim hangi şehirler olduğunu. Şu an az önce açıkladığım şehirler Türkiye'nin adaylık başvuru dosyasında var. Hayırlı olsun. İnşallah yine konuşmuştuk geçtiğimiz yayında. Bunlardan bir tanesini alırız. Böyle bir şampiyonluğu düzenlemek hem ülkemiz açısından hem futbol severler açısından çok çok güzel bir olay. Ben de heyecanla Ekim ayındaki sonucu bekleyeceğim. Kesinlikle. Ben de öyle. Devam ediyoruz. Afrika Konfederasyonu 2030 Dünya Kupası adaylığında kime destek vereceğini açıkladı. Detaylar sizde. Şimdi bir de öyle bir adaylık başvuruları var. 2030 Dünya Kupası için FIFA'ya 3 adaylık başvurusu yapılmıştı. Bir Güney Amerika bloğu var. Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Şili. Diğer yandan
Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan başvurusu var. Bir de İspanya, Portekiz, Fas başvurusu var. Afrika Futbol Federasyonu, CAF, ki Afrika Futbol Federasyonu'nun üye sayısı 54. Bu Dünya Kupası adaylık başvurusunda Fas'ın olduğu konsorsiyumu destekleyeceğini açıkladı. Şöyle ki, daha önce FIFA konseyi bu Dünya Kupası'nı düzenleyecek ülkeye karar veriyordu. FIFA konseyine de tabii ki yolsuzluk suçlamaları çok yapılmıştı geçmişte. İşte parayla satın alındıklarına dair bununla ilgili çok sayıda soruşturma açılmıştı. İşte mahkemeler sürüyor biliyorsun. Daha sonra FIFA bu kararını değiştirdi ve artık bundan sonra Dünya Kupası adaylık başvuruları genel kurulda karara bağlanıyor. Yani 212 ülkenin oylarıyla belirleniyor. Dolayısıyla üye sayısı yüksek olan Afrika Konfederasyonu'nun desteklemesi bu adaylık başvurusu için Fas, Portekiz, İspanya konsorsiyumunu ön plana çıkardı bir anda. Hı hı. Çünkü başka destekleyen ülkeler de olacağı, özellikle UEFA'nın da bu kendi üyeleri olması nedeniyle, Portekiz evet. ve İspanya'nın olması nedeniyle bu konsorsiyumu destekleyeceği düşünülüyor. Ve dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'nda da bu Fas, İspanya, Portekiz başvurusu ön plana çıkmış gözüküyor Demet. Peki. FIFA menajer çıkar çatışması Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak. Bu konuyu da sizden dinleyip öğrenelim. Şimdi Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak ikinci futbol davası oluyor bu. Daha önce işte bu Süper Lig projesinde bu üç vazgeçmeyen kulüp İspanya'da bir mahkemeye başvurmuşlardı. O mahkeme de bunu kendi yetkisini aştığını düşünerek Avrupa Adalet Divanı'na havale etmişti. Avrupa Adalet Divanı bununla ilgili kararını henüz açıklamadı. Bu bekleniyor. Diğer yandan FIFA'nın menajer ücretlerine bir tavan getirme ile ilgili bir projesi var. Çünkü menajerler geçtiğimiz iki transfer döneminde 600 milyon euro kazanmışlar sadece uluslararası transferlerden. Bunun ülke içi transferlerle 1 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Yani devasa bir rakam, düşünebiliyor musun? Yani transfer aracılık eden insanlar 1 milyar euro civarında para kazanıyorlar ve tabii ki kulüpler, özellikle hani parası az kulüpler, bunlara para verdikçe güç duruma evet. da düşüyorlar. FIFA işte üst sınır getirmek istiyor evet. bu menajer ücretlerine. Bir menajerlik şirketi de Almanya'da Mayıs'ta yine bir mahkemeye başvuruyor FIFA'nın bu kararına karşı. Ve o mahkemede evet. kendi yetkisini açtığını düşünerek Avrupa Adalet Divanı'na başvuruda bulundu. Onunla ilgili Peki. de burada karar alınacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Size iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Skype bağlantımızla birlikte Sabah Sporu'ndaki ikinci saat dilimimizi de noktalıyoruz. Noktalarken düne gideceğiz. 90A programından öne çıkan detaylar geliyor ekranlarınıza. Saat başında devam edeceğiz. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah Spor'un 3. saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Taner Karaman bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Demet. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Galatasaray'la başlayalım. Hı hı. Tabii yarın Kayseri Spor'la oynanacak bir mücadele evet. var ama öncesinde tabii hem başkanın hem Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un hem de Okan Buruk'un aslında bazı açıklamaları var. Hem divan kurulunda yapılan hem de bir iftar düzenlendi. Hı hı. Orada da yine bazı açıklamalar yapıldı. İstersen Başkan Dursun Özbek'le başlayalım. Rakiplerinin saha dışında kendileriyle uğraşmaya başladıklarını söyledi Dursun Özbek. Böyle bir açıklama yaptı. Bu da bugün manşetlerin, bütün gazetelerin başlığıydı aslında. Evet. Buna katılıyor musun? Sanki herkes birbiriyle uğraşıyormuş gibi ve bunun da evet. sonu gelmeyecek gibi. Neler söylersin? Yani ben de aynı düşüncedeyim. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Yani baktığımız zaman sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ya da tek taraflı bir uğraşıdan ziyade herkes böyle yeri geldiğinde sözünü söylediği için aslına bakarsan konusu geldiğinde bu uğraşlar karşılıklı yapılıyor gibi gözüküyor. Yani ben böyle tek taraflı sadece Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşıyor ya da Galatasaray Fenerbahçe'yle uğraşıyor gibi bakmıyorum konuya. Hani bunun azı çoğu da yok. Geride kalan çoğunlukla sesini daha çok çıkartan oluyor. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas daraldığı anda Galatasaray'ın sesi çıkmaya başlıyor daha fazla. Makas açıldığında Galatasaray biraz daha sakinleşiyor. Evet. İşte Fenerbahçe biraz yaklaştığında sesini yükseltiyor. Beşiktaş zaten onlar da biraz yarışın içerisine girmeye başlayınca özellikle ikincilik yarışında ciddi bir
iddiaları ortaya çıkınca bu sefer Beşiktaş da sesini yükseltmeye başladı. O yüzden böyle tek taraflı bakmıyorum konuya. Sayın Başkan'a bu konuda katılmadığı nokta Galatasaray'ın da karşılıklı söylemleri oldu bu süreçte. Evet. Peki Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Tumur'da gazetecilerle düzenlenen bir iftar yemeğinde o da açıklamalar yaptı ve Türk futbolunda gerilimi arttıracak hareketlerden uzak duracağız artık dedi. Artık. Ve sezon şimdi bitiyor. Sezonun bitmesine de az bir süre kaldı ama bence sanki bu ilk üç için de kızışmış bir durum varken sanki çok da bitmeyecek gibi. Yani Erdem Bey'in söylemlerinde tabii bu sezon en çok tartışılan konu ligi bitirtmeyiz söylemiydi biliyorsun. Evet. Ki bu konuda kendisi katıldığı bir programda açık açık bu söyleminden dolayı pişman olduğunu, rahatsız olduğunu ifade etti. O yüzden bunu kendisi de bir hata olarak gördüğü için o söylemi kenarda bırakıyorum. Ama onun dışındaki gelişen süreçlerde Erden Timur da yer yer çıkışlar yaptı ama tabii ki de bu dakikadan sonra bile olsa sükunet içerisinde kalan haftaları geçirmek Galatasaray için bir avantajdır. Onu söylemek lazım. Çünkü hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş sağ dışına ne kadar fazla çıkarsa sağdaki futbolcular da o kadar fazla dışarı çıkabiliyorlar. Çünkü bunu şöyle odaklayalım. Eğer yönetici, başkan, sportif direktör ya da işte idari menajer ya da diğer seçilmiş ya da seçilmemiş yönetici çıkıp basın karşısında alınan her mağlubiyetten sonra hakem üstünden maçı okuduğu zaman ve kendisine bir düşman yarattığı zaman işte düşmanlarımız var, bizi bir yere getirmek istemiyorlar, Fenerbahçe aleyhine çalışılıyor, Galatasaray aleyhine çalışılıyor, MHK bizi istemiyor, zaten o bu takımlı falan gibi yaklaşımlarda bulunduğu zaman oyuncu sahadaki mücadelesinde yaptığı hatayı görmek yerine zaten düşmanlarımız var diyor, o yüzden oldu diyor. Evet. Şimdi asıl hatayı aramanız gereken yerde hatayı aramayıp hatayı hakemde, federasyonda ya da diğer kulüplerde aradığınız zaman o zaman sahadaki futbolcu da asıl hatasını görmekten ziyade zaten düşmanlarımız var diyor. Ve hatasını göremediği için yeni hatalar yapmaya devam ediyor ve hatasını çözmediğinden dolayı da takımlar problem yaşıyor. O yüzden saha dışına çıkan kulüpler çoğunlukla sahada gerçekten başarısız olmaya devam ediyorlar. Sebebi de bu. Çünkü futbolcunun bir bahanesi var, düşmanları var. Evet. Yani örneğin Jesus. Yani dağ gibi adam geldi. 15. haftada başladı. Hakem hataları. Hakem hata, hakemler var, hakemlerimiz var. İşte Benfica'da, Sporting'de hiç bunları yapmayan teknik adam bile Türkiye iklimine geldi. Yönetici onu söylediği için o da onun çıkışını yapıyor. Yardımcısı da yapıyor. Evet. Peki Erden Timur'dan devam edelim. Önemli bir açıklaması da vardı Divan Kurulu'nda bu kez. Yeni altyapı projelerini açıkladı ve vizyonumuz Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak dedi. Bu yalnızca tabii bence Galatasaray için değil, Türk futbolu adına da çok önemli. Evet. Şu cümleyi de okuyayım. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı da tek bölgeye ayırdık ve her bölgede takımlarımız olacak dedi. Böylece scout ekibini de çok geliştirdiklerinden de bahsetti tabii. Bu durum için senin yorumun ne olur? Şöyle, birincisi bunu başarabilecek maddi manevi güce sahip bir takımdan bahsediyoruz. Ve kurum istikrarını da bir şekilde sağlayabilirler. Yani bu nedir? Erden Timur gider, başka bir yönetici gelir. Dursun Başkan gider, başka bir başkan gelir. Ama bunu kulübün anayasası yaptığınız sürece o anayasa doğrultusunda kulüp bu yatırımları yapmaya devam eder. Bu altyapıları kurmaya devam eder. İzmir'deki U12 Cup'ta Cenk Ergün, turnuvanın yanılmıyorsam tamamında bir fiil bulunan bir isimdi. Ve başından sonuna kadar turnuvayı sağ kenarından izleyen, takımları gözlemleyen bir Cenk Ergün ve yine istişareler yapıyordu birçok kez. Yani kendisiyle de gözlemlediğim kadarıyla kendisini çok net bir şekilde bir yani çıkarım yapmaya çalışan bir Cenk Ergün vardı. Çok da fazla başka kulüplerimizin yöneticileri yoktu bu seviyelerden gelen. Ve Galatasaray Kulübü bu akademiyi kurabilecek. Şimdi bir Kemal Burgaz projesi biliyorsun yapılıyor. Florya evet. Bunun için yeterli değil. Arazi problemi var. Hem altyapılar orada oynuyor hem kadın işte antrenmanları, kadın futbolunun antrenmanları yine orada. A takım orada derken Florya kaldırmıyor. Ama Eylül ayı gibi artık Kemal Burgaz'a en azından A takımın geçebileceği seviyelerde bir yapıyı kurup Galatasaray oraya taşınmayı düşünüyor. Asıl o zaman işte akademi yatırımları çok net gerçekleşecektir. Futbolcu yetiştirme konusunda Galatasaray bize önemli örnekler sundu tarih boyunca. Bunu daha da iyi yapabilirler. Mesela şöyle bir örnek vereyim. İnsanlar artık şu seviyeye geldiler. Geçtiğimiz gün Serhat Pekmezci ile bir sohbet ediyorduk. Fenerbahçe'nin eski scout şefi Serhat Hoca. Dedi ki bir yatırım yapılıyor dedi. Ne yatırım hocam dedim. Beykoz tarafında adamın bir tanesi. Geniş bir arazisi var. İmar izni yokmuş. Ama imar izni olmasa bile futbol sahası yapabilecek bir imar izni var. Akademi kuruyormuş oraya.
futbolcu tarlası yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani futbolcu tarlası yapıyor, oraya yetenekleri getirip satmayı düşünüyor. Artık bu da bir ürün. O noktaya geldi artık. Böyle bir pazardan bahsediyoruz. Ve siz oraya bir futbolcuyu transfer ediyorsunuz. Sonrasında ona bir 4-5 yıl bakıp yetiştirip sonrasında satma şansınız var. İşte akademiyi güçlü tuttuğunuz zaman geleceğinizi de daha parlak sunuyorsunuz. İşte gerçekten de U12 İzmir'deki U12 Cup'ta Altın Ordu Kulübü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Hem federasyon hem de bakanlık nezdinde birlikte yapılan bir organizasyon ve mükemmel bir iş olmuş. Ve orada izlediğim kulüpler, özellikle Bayern Münih gibi, Club Brugge gibi takımlar resmen A takımlarının minyatür takımı gibiydi. Aynı sistemler, çocuk 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında öyle bir oynuyor ki. Yani diyorsun ki bu çocuk bu yaşta olamaz. Sonra öğrendim. Mesela Club Brugge'in hocasıyla görüştüm. Dedim ki hocam nasıl yapıyorsunuz? Dedi ki 8 yaşından bu tarafa 3 ayda bir çocukları ölçüyoruz. Her 3 ayda bir. Ve çocukların bileklerinde bir bileklik var. Kramponlarına takmışlar. Evet. O bileklik sayesinde çocuğun koşu mesafesini, sprintini, pas sayısını, topla buluşmasını ölçüyorlar. Ve bizde şu an Süper Lig'de bunu yapmayan kulüpler var. Süper Lig seviyesinde. Adam U12 takımına takmış. Araştırsınlar. Bizi izleyen kulüp yöneticilerimiz varsa çok zor bir şey değil. Sonra araştırdım. Arsene Wenger'in yatırımcısı olduğu bir şirketten almışlar. 100 dolar, 140 dolar bir şey. Ya düşün yani 2500 liraya sporcunun koşusunu, sprintini, pasını, her şeyini ölçüyorlar. Bu kadar. İnanılmaz bir teknoloji. Başarı ve bunu, tesadüf olmuyor. Bunu bir de 8 yaşından itibaren yapıyorlar. Bu çok enteresan geldi bana. Bence ve de. Dilerim benzer modelleri alabiliriz. Ama makas açılıyor. Avrupa'daki akademileri gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla makas öyle bir açılıyor ki çok hızlı. Umarım o makasın açılma hızını önce bir azaltırız, sonra da makası daraltırız. Belki Galatasaray'ın da bu hamlesi örnekte oluşturabilir. Oluşturabilir ama şu eleştiride bulunayım. Yani 12 yaşındaki çocukların fotoğraf çektirmesini yasaklamış Galatasaray Kulübü orada. Yani orada bir festival alanı var, bir festival ortamı var. Neden? Çocuk fotoğraf çektirecek, yasak diyor çocuk. Ya 12 yaşındaki çocuk yasağı ne bilir? Niye çocuğa yasaklıyorsunuz? Orada Bayern Münihli fotoğraf çektiriyor. Club Brugge'li fotoğraf çektiriyor. Arsenal'li bilmem işte diğer kulüple fotoğraf çektiriyor. Galatasaray çocuklar fotoğraf çektirmek istiyor. Arkadan başka bir çocuk geliyor. Çektirme yasak diyor. Bunu kınıyorum. Ben kınadığım şeyler var. Birincisi fotoğraf çektirme yasaklayan yöneticiler. Orada çoluğun çocuğun içinde, sporcunun içinde sigara içen antrenörler. Böyle garip garip şeyler de var ve ne yazık ki Türk antrenörlerde bunu gördüm, bu gözlemlediğimde. Yani toparlamamız gereken şeyler var, imkansız değil. Dünya yapıyorsa biz de yapabiliriz ama biraz daha kontrollü ve attığımız adımı iyi tayin etmemiz lazım. Peki, bu Galatasaray'ın bu vizyonu kapsamında şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi amaç tabii ki genç yetenekli oyuncuları belirleyip Türkiye'ye getirmek ama genç yetenekli oyuncu Türkiye'ye genç yaşta gelirse bir çekincesi olabilir mi Türk futbolu hakkında sence? Şöyle çözüyorlar bu işi. Şimdi zaten Erdem Bey'in de söylemleri pilot takımlar alacağız farklı kıtalardan, farklı yerlerden. 18 yaşın altındaki çocuğu getiremiyorsun. Uluslararası transfer engeli var zaten. 18 yaşına kadar bunu lisanslıyorsun çocuğu. O ülkesinin dışına çıkartamıyorsun çocuğu. Böyle bir yasak var. Sadece ailesinin futbol dışı bir sebeple senin ülkene gelmiş olması lazım. Bunu da FIFA artık zaten bir şekilde çözüyor, ceza da çıkıyor. Daha önce Atletico Madrid vesaire bu cezaları yediler, Chelsea'de yedi. O yüzden de önce ülkesinde lisanslıyorsun. Evet. Örneğin Makedonya'dan bir yetenek keşfettin, hemen Makedonya'da bir kulübü satın alıyorsun ya da Makedonya'dan bir kulüple partnerlik anlaşması yapıyorsun. O kulübe çocuğu lisanslıyorsun, 18 yaşına kadar gözlemliyorsun, 18'ine geldiğinde tak alıyorsun çocuğu. Anladım. Olay bu artık. Ve zaten çocuk için de sen o kadar büyük bir yatırım yapıyorsun ki, bir de senin sporcun olduğu için bir başka kulüpler seninle bağlantıya geçiyor. Bu çocuğu bizi almak istiyoruz diye. 18'i geldiğinde ya alıyorsun ya satıyorsun. Evet. Mesela Shakhtar Donetsk bu işi Brezilya'da yaptı. Brezilya'daki gelirleri sadece Shakhtar Donetsk'in 400 milyon euro civarındaydı. Yani tek yaptıkları şey Brezilya'da akademi kurdular. Brezilya'daki yetenekleri oraya 5 yaşından itibaren kayıt ettiler. 18'ine kadar çocukları gözlemlediler, antrenör ettiler. Ve 18'de Ukrayna'ya getirip Ukrayna'dan dünyaya ihraç ettiler. Resmen dış ticaret. Evet. Peki Okan Buruk'un açıklamalarına geçeceğiz. Şimdi istersen bir VTR'miz var, ona gidelim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aleyhlerine yapılan hakem hatalarından oyuncuların etkilendiğini ancak sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Evet, Okan Buruk'un açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Hakem eleştirilerine son günlerde Galatasaraylı oyuncular da çok fazla dahil oldu ve onlarda bu eleştirilerin motivasyon düşüklüğüne sebep olduğunu sen de düşünüyor musun? Yani hoca olduğunu söylüyor bu arada. Yani hoca bunu içeriden gözlemliyorsa, belki de tespit ediyorsa doğrudur. Yani dışarıdan yok öyle değil diyemeyeceğim. Çünkü hoca bizzat bu oldu diyorsa, oyuncular etkileniyor diyorsa demek ki etkileniyorlar. Hoca da bunu gözlemlemiştir. Yani oyuncu soyunma odasına gittiği zaman bunun etkisine girer. Yani oyuncu orada çok net bir şekilde bariz bir hata yapıldığında, üstelik bu skoru etkileyen bir durumsa bunun etkisine girer. Bu doğaldır. Çünkü orada bir performans veriyor. Üstelik bunu hafta içinde 5 gün antrenman yapıyor. Sabah akşam antrenman yapıyor. 10 tane antrenmana çıkıyor. Sonra cumartesi günü, pazar günü maça çıktığı zaman üstelik bir deplasmana gidiyor. Yani büyük bir mücadele veriyor. Kazansa prim alacak, takım puanı alacak. Belki şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Ama sonrasında bir hakem gelip orada çok kritik hatalar yapıp oyunu seyrini bir taraftan diğer tarafa götürdüğünde oyuncu da doğal olarak buradan etkilenir. Ve bu da zaten hoca da bahsetti. Üst üste gelirse, yani art niyet aramıyorum ama üst üste geldiği zaman da oyuncu doğal olarak acaba mı diye sorar. Ama bu hatalar ne Galatasaray'da sadece var, ne Fenerbahçe'de, ne Beşiktaş'ta, ne de Trabzonspor'da. Bütün takımlarımızda hatalar oluyor. Dünyada da oluyor. Evet. Dünyada da çok ciddi hatalar var. Bazen bunlar üst üste geliyor, bazen sezon içerisinde 5 hafta, 6 hafta gelmiyor, sonrasında geliyor. Sadece federasyonun, Merkez Hakem Kurulu'nun bu konuda yapılması gereken bir şey varsa yapıldığına eminim. Ama daha fazlası nasıl yapılabilir araştırması lazım. Herhalde araştırıyorlardır. Orada çok önemli isimler de var. Ama bu konu artık çok net bir şekilde insanın gözünün futbol karşılaşmalarını tayin etme gibi bir yeteneği yok bu seviyelerde. Oyun o kadar hızlandı ki, bu bir gerçek. Oyun hızlandı ama hakemler aynı. VAR teknolojisi geldi. Orada da kızağa çekilen hakemler oluyor zaten. Bazıları hakemliği bitirildi. Özgün Türkalp'te olduğu gibi. Yani bazı hakemlerle direkt yollar ayrıldı. Belki de bu yol ayrımları yer yer daha sık yapılması lazım. Ben bilemiyorum. Ben bir kasıt aramıyorum. Ama hakemler konusunda bir yetersizlik mi diyeyim, sayı yetersizliği mi diyeyim bir problem var. Yani sadece Galatasaray'a çıkan hatalar değil. Lehte. Bakıyorsun Fenerbahçe lehine de aleyhine de hatalar var. Beşiktaş'ın lehine aleyhine de var. Diğer kulüplere ve de var. Gözlemliyorsun, maçları izliyorsun. Alanya Spor da çok ciddi hatalarla karşılaşıyor. Kayseri Spor da karşılaşıyor. Sivas Spor da karşılaşıyor. Ve genellikle örneğin Galatasaray taraftarı olan bir birey ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor taraftarı olan ligin bütününü izlemiyor bu taraftarlar. Hak da veriyorum. Böyle bir vakit lüksü. Biz profesyonel olarak bu işi yaptığımız için büyük ölçüde izliyoruz. Ama şimdi bir Fenerbahçe taraftarı olarak ne kadar sezon içerisinde Galatasaray, Beşiktaş, Alanya, Trabzonspor, ne bileyim işte Kayseri Spor maçı seyredebilirsin? Kısıtlı ölçüde. Çoğunlukla kendi maçlarını seyrediyorsun. Ve sezonun tamamında kendi takımını 40 maçını izleyen bir taraftarsın. Galatasaray'ın 10 maçını izliyorsun. Beşiktaş'ın 5 maçını izliyorsun. Diğer takımları da arada izliyorsun. Öyle olduğu zaman sürekli olarak kendi takımının maçını izlediği için kendi takımının hatalarını görüyorsun. Hakem hatalarını. Evet. Ve bu sefer diyorsun ki arkadaş benim takımım hakemler tarafından tırnak içeri doğranıyor diyorsun. Diğerini izlemiyorsun ki. İzlesen orada da aynı vakalar var. Orada daha da beterleri var zaman zaman. Bu yöneticiler için de geçerli. Yönetici de çoğunlukla adam iş adamı. Adam müteahhit, adam mimar, otogalerici. Anlatabiliyor muyum? Adam sadece Fenerbahçe maçını seyrediyor. Sadece Galatasaray maçını seyrediyor büyük oranda. Görmüyor ki Sivas Spor, Kayseri Spor maçında ne olmuş. Ya da işte başka maçlarda ne olmuş? Görmediği için sanki sadece onun maçında bu hatalar oluyormuş gibi zannediyor. Evet. Ve sürekli olarak bizim için bir şey yapılıyor. Düşmanlarımız, ligin tamamı zaten bitiriliyor. Yani hakem hatalarıyla. Ve bu dünyada da böyle dediğim gibi. O yüzden hakem ihraçları bile başladı. İstersen bunu noktalayalım. Galatasaray-Kayseri Spor maçıyla devam edelim. Hakem hatalarını konuş bitmiyor ama. Bu sezon gerçekten herhalde en çok konuşulan sezon falan olabilir. Çünkü rekabet olduğu sürece hakem konuşulacak. Başarısızlığın olduğu yerde hakem konuşulur. Sebebi de başarısızlığı bir yere yüklemeniz lazım. Burada en kolay yer teknik direktörü yüklemek. Bir, futbolcu yüklemek. İki, teknik direktörü gönderirsin, futbolcuyu gönderirsin, hakeme yüklersin. Sonra orada da olmadı. Sorun artık başkana geldiği için başkanla yollar ayrılır. Başkan da bunu istemediği için, yönetim bırakmak istemediği için ne yapıyor? Önce hocayı gönderiyor, oyuncuyu gönderiyor, hakeme yükleniyor.
bir şekilde başarısızlığın bir altı doldurulması evet. lazım. Bakıyorsun adam yani örneğin Fenerbahçe 5 yıl 125 milyon euro transfer harcaması. Geçen sezon ikincisin, 900 milyon TL harcamışsın, bu sezon da ikincisin. Bir şekilde bir başarısızlığın bir faturasının olması lazım. Bir şeyler hani ortada birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi lazım. Bu para neden harcandı? O zaman. Hala aynı konumdalar. Gibi. Peki. Yarın Galatasaray Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu haftayı zaten bay geçmişlerdi. Şimdi Kayserispor nasıl bir performans sergileyecek ben de merak ediyorum. Çünkü kupada Fenerbahçe'ye karşı aslında çok da iyi bir oyun sergileyemediler. Ama ligde tabii büyük takımlara karşı da farklı aksiyon alabilen bir takım da bence. Kayseri tarafından bir sürpriz bekliyor musun? Yani bir beraberlik beklentim yok desem yalan olur. Hani burada biraz duygusal da yaklaşıyor olabilirim ama oyunun geride kalan haftalarına baktığımız zaman özellikle ligde oynadıkları iç sahadaki Galatasaray mücadelesi, pardon Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı çok iyiydi Kayserispor adına. İkinci yarısında dağılan bir takım vardı. Geliyoruz Trabzonspor maçında bayağı yani dişli bir rakibe karşı 4 gollü çok net bir galibiyet. Üstelik deplasmanda bunu elde etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Puan tablosunda artık ilk 4 yarışında olan bir Kayserispor var ve hedef de Avrupa'ya gitmek. Şimdi burada ilk 4'e bir şekilde kendini atmaya çalışan bir takımsanız her maçta en azından bir puan hedefiniz olması lazım. Şu anda Kayserispor'un bu deplasmandaki hedefi her takım gibi 3 puan ama yine de 1 puan kimse için kötü bir sonuç olmayacak Kayserispor cephesinde. Önce de Galatasaray'ın 11'ine gelecek olursak sanırım artık biraz belli gibi. Sol bekte Kazımcan bekleniyor. Raşitsa yine 11'de bekliyoruz. Zaniolo'yu beklemiyoruz. Abdülkerim'in durumu iyi. Bir sürpriz bekliyor musun? Yoksa bu şekilde mi olur? Yani Abdülkerim'i sahaya süreceğini zannetmiyorum hocanın. Riske atmaz mı diyorsun? Riskten ziyade ne kadar hazır olduğunu kestiremeden oyuncuyu bilmiyorum. Tabii ki o raporları görmediğimiz için bu sağlık ekibinden gelecek raporlar oynayabilirse eğer sahaya sürer hoca. Ama çok da uzun zaman olmadı Abdülkerim'in yetiştirilmesinin üstünden. Yani burada belki de hoca oyuna sonradan dahil etmeyi düşünebilir. Ki olabilir. Alternatif oyuncular var. Hem performans ne kadar alıyorsunuz? O kısım biraz tartışılır ama Abdülkerim'i bu maçta bir panik şekilde sahaya sürüp sakatlığını daha da riske atma gibi bir durumun altına girmeyeceklerdir diye Nelson, tahmin ediyorum. Nelson, Kaan Ayhan ikilisi de bu karşılaşma için risk olur mu sence? Şöyle, Kaan'la Abdülkerim iyi bir ikili olamadı henüz. Burada toparlayıcı olan Nelson. Nelson'la Abdülkerim ikilisi mükemmel bir ikiliydi. Abdülkerim'i yukarıya çıkartan ise özünde Nelson'du. O yüzden Nelson'la Kaan Ayhan ikilisinin de ben vasatın altında kalacağını düşünmüyorum. Yani takımı muhtemelen yeterince toparlayacaklardır. Yani burada Nelson'un bence asıl ağırlık onda olacak. Yani Nelson ne yapabilir'e bakmamız gerekiyor. Olası bir Galatasaray mağlubiyeti. Yarışı kızıştırır. Nasıl şekillendirir yani sence? Umarım hakem üstünden gelen bir mağlubiyet yorumlaması olmaz. Çünkü eğer hakem üstünden gelen bir mağlubiyet yorumlaması olursa bütün hafta boyunca gündemimiz yine hakemler olacak. Ama bir mağlubiyet gelirse de eğer bu sefer Fenerbahçe'nin de kazanması durumunda bu sefer yarışta tekrardan bir hızlanma olacak. Peki Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Onlar da tabii Ankara gücüyle karşı karşıya gelecekler. Maça geçeceğiz ama orada da yine açıklamalar var. Bazı eleştiriler var. Burak Kızılhan'ın yine eleştirileri var. Bir tweet var. Onu ekranlara getirebilirsek ben de hem sana hem de izleyicilerimize aktarmış olurum. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un lig bitince açıklama yapacağız sözlerine sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe cevap verdi. 2022-23 sezonu güncellemesi versiyon 2, tehditler devreye alındı. Yalan, Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi arttırmak istemiyoruz. Gerçek 2 Nisan 2023 lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var. Şu an yapmamamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak. Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da bir paylaşım yaptı. Onlar da Twitter hesaplarından konsantrasyon mesajını paylaştı bir görsel olarak. Bazen düşünüyorum kim kullanıyor bu sosyal medya hesaplarını. Ben de merak ediyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten böyle bunu bazen sorguluyorum. İlginç şeyleri var. Yani burada Fenerbahçe'nin sergilemesi gereken duruş Twitter'dan, sosyal medyadan taraftarları da arkasına alarak bir mesajlar silsilesi atmaktan ziyade ki bunu daha önce de defalarca yaptılar ve sonuca ulaşamıyorsunuz. Yani aksine takıma da kötü sirayet eden bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Bu tarz açıklamalar, söylemler. Yani futbolcu takip etmiyor mu takımın açıklamalarını?
Takip ediyor. Yöneticinin söylemlerini takip ediyor. Bakıyorsunuz işte bir önceki günkü Hürriyet gazetesindeki röportaj, yöneticinin röportajı. Hı hı. Yine Galatasaray üstünden söylemler. Hı hı. Buraya geliyorsunuz, atılan mesajlar vesaire. Tamam, yani burada elimizde var, sezon sonu konuşacağız vesaire gibi bir açıklama geliyorsa Erdem Bey'den, bunu da siz de benzer yollarla cevaplayabilirsiniz. Hı hı. Eğer cevaplamak istiyorsanız. Ama bu tarz sosyal medya mesajlarıyla yapılan söylemler sizi bazı taraftar hesaplarından farklı kılmıyor. Ya burada şimdi cevap hakkı da doğuyor hemen. Yani cevap oradan hakkında, da cevap gecikmiyor bence. Oradan da cevap geliyor. Bu şekilde devam edecek. Yani bir şey fark etmiyor. Ne yazık ki bu gidişat, ki özellikle Fenerbahçe için bu tarz söylemler, böyle açıklamalar çok net söyleyeyim, çok da işe yaramıyor. Yani Sayın Başkan Ali Koç'un bugüne kadar yapmış olduğu emekler, harcamış olduğu mesai, harcamış olduğu para, verdiği sponsorluklar, ama sonucunda ne oluyor? Attığınız golden sonra bile istifa çağrısı yapan bir tribünle karşılaşıyorsunuz. Kayseri Spor kupa mücadelesinde olduğu gibi. Yönetimin odaklanması gereken şey Galatasaray değil, Merkez Hekim Kurulu değil. Yönetimin odaklanması gereken şey, biz neden 125 milyon euro harcamamıza rağmen kupa kazanamadık? Ve biz neden bu kadar bu işin içerisine yatırım yaparken, biz bu kadar mücadele verirken tribünlerimiz attığımız golden sonra bile bizi istifaya çağırıyor. Yönetimi buna odaklanması lazım. Ama bakıyorsunuz işte yönetici diyor ki 5 haftadır 6 haftadır Galatasaray'a kırmızı kart çıkmıyor. Bu doğal bir istatistik. Ne doğal bir istatistik tabii. Doğal olmayan bir şey mi var? Kırmızı kart çıkmamış adamlara. Evet. Bir bak bakalım ne yapmışlar o maçlarda. Gibi. Yani adam da şimdi Galatasaray'da sana diyecek. O sayı, ama o sayı bileğinden basarken X bir maçın 18. dakikasında kırmızı kart çıkmadı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bile televizyona çıkıp bunun kırmızı kart olması gerekiyor dedi. Demedi mi? Dedi. Dedi. Kırmızı kart çıkmadı. Ya bunu böyle herkes kendisinden yorumlamaması gerekiyor olayı. Hı. İki taraftan da bakmak lazım. Ve Fenerbahçe yönetimine ben defalarca söylüyorum. Şimdi mesela Trabzonspor da benzer hatayı yapıyor gibi gözüküyor. Sabah gazetesinde Trabzonspor röportajı var. Ertuğrul Doğan'ın, yeni başkanın, sportif direktör olmayacak şeklinde. Başlı başına bir hata. Bence de. Çok açık söyleyeyim. Dünyada artık hani Amerika keşfedilmiş. Tamam mı? Yani 2 kere 2'nin 4 olduğu belli. Ama siz bu mantığı ya da bu modeli kurmadan... Neden acaba? Bir sebep açıklamış mı? Yani bakayım. Ya ben sportif direktörle ilgili düşünmüyoruz. Zaten beyefendinin de, Serdar Bali'ye öyle bir talebi yok. Ben Serdar abiyi yeni tanıyorum. Onlar da beni 25 yıldır tanır, tanımıyorum. Eski futbolcuların tamamından, şu anda yönetim kurulu danışmanımız olan Sayın Ali Kemal Denizci'den, İskender Günen'den, Güngör Şahinkaya'dan, İskender abi çok güzel bir insandır. Her zaman görüş alırım, fikir alırım. Bunlar şehrimizin efsaneleri, Trabzonspor'un gerçeklerini yansıtan kişiler. Mesela şunu tam oturtamıyoruz. Sportif direktör dediğimiz şey Monchi'dir. Sportif direktör dediğimiz insanın profilini iyi çizmemiz lazım. Bu şehrin abileriyle ya da şehrin önde gelenleriyle elbette ki danışmanlık alınabilir. Ama bu sportif direktörlük değildir ki, zaten Sayın Başkan da sportif direktör olmayacak diyor. Danışabilirsiniz. Ama sportif bir aklınız olması lazım. Fenerbahçe için de bu geçerli. Trabzonspor için de geçerli. Bunu yapmadığınız sürece ne yazık ki başarı gelemez. Gelmeyecek. Bak açık söylüyorum, gelmeyecek başarı. Bak Fenerbahçe bir 5 yıl, bir 125 milyon euro daha harcasın, yine başarı gelmez. Eğer iç mekanizmayı doğru kurmazsanız... Değişim şart. Ya içerideki mekanizmayı değiştirmesi gerekiyor. İşleyiş çarkını. Şimdi Trabzonspor da aynı hatayı yaparsa Trabzonspor'da da başarı gelmeyecek. Bir 5 yılda Trabzon'da gelmez. Çünkü artık futbolda başarıyı getirecek unsurlar belli. Akademide ne yapman gerektiği belli. İdari menajerin nasıl olması gerektiği belli. Sportif direktörün ne olması gerektiği belli. İçeride Argen'de ne olması gerektiği ve scout departmanın nasıl olması gerektiği. Artık bu bir model. Artık bu modeli yapman gereken tek şey, Bayern Münih uygulamış, Porto uygulamış, Benfica uygulamış ya da buna benzer dünyada Club Brugge, az önce 8 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Evet. Adam bileklik takmış, koşu mesafesini ölçüyor. O uygulamış. Senin yapman gereken tek şey örnek almak aslında. İyi bir sportif direktör getirip ona diyeceksin ki arkadaş, benim sportif yapımı direkt et. Bu nasıl olur? Bak adam ne yapmış? Gel bana bunu modelle. Bu hizmeti sunan şirketler de var. Sportif direktörün gider bu modeli kulübe uygular. Ama sen sportif direktörüm olmayacak dersen, sen gidip de sportif direktörünü sağlamazsan, getirmezsen sonrası başarısızlık olur.
Bakın Galatasaray'daki başarının en büyük sebebi şu anda transfer başarısı ya da buna benzer. Cenk Ergün ya da buna benzer içeride bir futbol akıllarının olmasıdır. Ama siz bu futbol akıllarını kulüplere getirmezseniz o zaman ne yazık ki başarısızlık da peşinizden gelir. Bence ben zannetmiyorum. Ertuğrul Bey muhtemelen belli çıkarımlar yapıp bir futbol aklını kulübe getirecektir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eğer ki devam niyeti varsa kulüpte bu aklı mutlaka getirmesi gerekiyor. Çünkü seçilmiş yöneticilerle kulüp yönetimi yapılmaz. Seçilmiş yönetici faturalarla ilgilenir özünde. Ama sportif akıl farklıdır. O da profesyonel yöneticilikle sağlanır. Peki istersen saha içine geçelim. Zaten Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarından da sen biraz bahsettin. Tekrar başa almayalım. Saha içine geçmişken bir haberimiz var Fenerbahçe ile ilgili. Onu izleyelim. Fenerbahçe'de oyuna sonradan girenler 27 gole katkı verdi. Böylece 17 puan kazanan Portekizli çalıştırıcı bu performansıyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Evet, haberimizde de detayları izledik. Oyuna sonradan giren oyuncular skora ciddi anlamda katkı yapmış ve Jesus da bu anlamda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Acaba Jesus'un başlangıç planında bir hata var? Tabii sonradan giren kulübedeki oyuncular tabii ki çok başarılı ama hep hani konuşuyoruz ya, son karşılaşmada da konuştuk başlangıç planı, neden bu kadar ısrarcı, sonradan oyuna girenler acaba 11'de başlayabilir miydi diye. Senin yorumun ne olur? İki yolu var. Ya başlangıç planın hatalı ya da oyuna alacağın adamı iyi tayin ediyorsun. Ve zamanında oynatıyorsun. Sence? Bence ikincisi de birincisi de. Yani böyle karmaşık bir durum var. Sadece bu diyemiyorum. Ama zaman zaman başlangıç planlarıyla ilgili hataları zaten örneğin son maçta Serdar'ı ilk 11'de alarak, oynatarak, Serdar Dursun'u ilk 11'e alarak orada bir hata yaptığını zaten gözlemledik. Oyuncu maçı bitirdiğinde ilk yarının sonunda oyundan aldığınız Serdar'ı topa bile neredeyse dokunamayan, şut atamayan, hava topu hiç kazanamamış olan, hatta hava topuna çıkmaya tenezzül bile etmemiş olan, ikili mücadeleye bir kez girmiş olan, geriye koşu yapmayan, rakibin ayağından top çalmayı tenezzül bile etmemiş olan bir Serdar performansı vardı. Şimdi Serdar bir önceki maçta oyuna sonradan girip skor katkıları yapıp performans aldığınız bir oyuncuyken bir sonraki maçta ilk 11 başlattığınız için performansı dip yapmış bir oyuncu. Evet. Yani burada biraz iki yönü var işin. Bazı maçlarda hoca tayini iyi yapamıyor gibi gözüküyor. Olur bu. Normaldir. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Rakibin de seni şaşırtmış olabilir. Yani rakip ne yapacağını size belli etmemiş olabilir. Ya da rakibin yapacağı şeyi siz planlamışsınızdır. Ama rakip son anda farklı bir şey yapmıştır. O yüzden sizin ilk 11'iniz ters köşeye gelmiştir. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. O yüzden de Serdar hamlesi gibi zaman zaman ilk 11'ler hatalı çıkabiliyor. Zaman zaman da oyunu sonradan oyuna aldığı ismi doğru tayin eden bir Jesus var. İşte bir önceki maç Serdar. Çok iyi bir örnek Serdar çünkü. Yani bir önceki maç sonradan alıp skor üretiyorsunuz. Sonraki maç ilk 11 oynatıyorsunuz. Vasatın altında kalıyor. Arda Güler'i ilk 11 oynatıyorsunuz. Performans alamıyorsun. 45'te oyuna sokuyorsun. Adam dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynuyor. Bu biraz fizik, güç ve taktik dengesiyle alakalı bir durum. Peki bu hafta Ankara Gücü'yle karşı karşıya gelecek takım. Yine bu karşılaşmada da sen bunu bekliyor musun? Hani 11'de beklediğimiz oyuncular sonradan oyuna gelip skora katkı sağlıyor ya hep. Ya şöyle bir şanssızlıkları var. Şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Ankara Gücü ne yapacağını tayin etmenin kolay olmadığı takımlardan bir tanesi. Yani yeni bir hoca değişiklikleri var. Orada Tolunay Kafkas'ın planlaması. Şimdi 20. haftaya gelirsin, ilk 20 hafta boyunca rakip aynı teknik adamla devam ediyordur ve sen onu böyle bir şekilde tayin edersin. Takım 20 hafta boyunca ne yapmış, ne etmişten bir çıkarım yaparsın ve ona göre bir 11 sunarsın. Ama rakibinde senin 3-4 haftadır bulunan bir teknik direktör varsa senin karşına nasıl çıkacağını öngörmen zorlaştığı için çoğunlukla ilk 11 hataları yaşanılır. Bunu tolere etmek için de ikinci yarıda oyun alınan oyuncuların bir etkisi gözlemlenmeye çalışılır ki kupa maçında Trabzonspor'un yaşadığı Tolunay Kafkas'tan dolayı yaşadığı problem buydu. Rakibi tayin edemeyen bir Trabzonspor vardı ki Ankara Gücü de sezonun başından bu tarafa oynadı. En iyi oyunlardan birini oynadı. Biraz da tribünün desteğiyle birlikte. Tribün çok ciddi bir itici güç olmuştu. Bu karşılaşmada ne getirir tayin etmek kolay değil. Peki. Gazetelerde bazı haberler vardı. Bugün onları da sana biraz sormak istiyorum. Sabah gazetesinde Pedro'nun satılacağı iddiası var. Performansı beğenilmiyor. Brezilyalı asılı İtalyan santrforun ve sence gitmesi doğru bir hamle mi olur Fenerbahçe için? Talipleri de var diye söyleniyor İtalya'dan. Çok uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Yani bu uzun süreli sakatlığından sonra bir türlü istenilen gibi dönemedi. Üstüne ciddi yaptırımlar yapılmış bir isim. Ve sakatlığından sonra yeterince dönememesinin, yani adam yetenekli. Bununla ilgili kimsenin şüphesi yok zaten. Performans alamamanın sebebi.
bunu aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sorun Pedro'da mı yoksa hocada ve ekibinde mi? Yani Pedro'dan performans alamayan olayın şimdi 3 saç ayağı var. 1. Bu adam niye sakatlandı? 2. Sakatlıktan geri döndükten sonra niye performans veremedi? 3. Sorun hocada mı yoksa oyuncuda mı? Yoksa onu yetiştirmeye çalışanlarda mı? 3 ayağı var. Bunu tayinini Fenerbahçe yapacak. Burada eğer sorun hoca ve ekibindeyse Pedro'yu sahaya süremeyen ya da performans alamayan, zaten eğer hoca ile yolları ayıracaksan Pedro ile ayırma. Hı hı. Ama sorun oyuncunun sakatlanmasıyla alakalı ve sonrasında oyuncuyla alakalı değil de onun yetiştirilmesiyle alakalıysa orayı sorgula. Ama her şey stabilken oyuncu performans veremiyorsa eğer, bu sefer yapman gereken şey o zaman oyuncuyla yolları ayırmak. Performans alamıyorsun. İşte bu sacın 3 ayağını Ali Koç tayin edemez. Bunu sportif bir akılın transfer edilip kulübe kazandırılmasıyla ancak tayin edebilirsin. Sorun neredeyi bulmak için bir futbol aklına ihtiyacınız var içeride. Peki, istersen Fenerbahçe'de noktalayalım. Beşiktaş'la devam edelim. Dün önemli bir karşılaşma oynandı. Bu özeti bir izleyelim istersen. Hı hı. Değerli izleyenler, Beşiktaş Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası kapsamında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le dün Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar karşılaşmayı 2-0 kazandı. Özet görüntüleri izleyelim. Evet, Beşiktaş dün Vodafone Park, niye söyleyemiyorum bugün, Vodafone Park'ı. Vodafone Park'ta Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazandı. Önemli bir karşılaşmaydı. Evet. Gelir depremzedelere bağışlandı bu karşılaşmanın. Keyifli de bir maç izledik bence. Şenol Güneş fazla forma şansı bulamayan isimlere de şans verdi. İlk 11'de Semih, Muleka, Gezal, Maxim, Berkay, Jetson, Rozier, Wellington, Sayıs, Umut ve kalede de Ersin vardı. İzledin mi maçı, nasıldı? Evet. Şöyle, çok güzel bir organizasyon, onu söyleyeyim. Tribünlerin %100 yani geliri doğrudan deprem bölgesindeki okullar için harcanacak olduğunu tekrardan belirtmiş olalım. Atletico Madrid'in de böyle bir süreçte Türkiye'ye seyahat yapması, gelmesi, yani bunların hepsi yoğun da bir fikstürü var. Evet, yani da bunların hepsi bir fedakarlıktır. Onlara da teşekkür etmek ayrıca isterim. Oyunu çok da yorumlayacak bir durum yok aslına bakarsan. 2-0 kazanmış bir maç ama kazanmanın ötesinde zaten Atletico Madrid'de az önce izleyenler özet görüntüde gördüler. İşte 10 tane oyuncu değiştirecek seviyede maçı farklı bir prova karşılaşması gibi gözlemlediler. Ama onları da bu anlamda kutlarım. Yani onlar için de güzel bir antrenman, deneme karşılaşması gibi bir durum oldu. Dünyanın da dikkatini çekmiş olduk tekrardan. Çünkü evet, deprem bölgesiyle alakalı süreci unutmamamız lazım. Unutulmaması gerekiyor. Ve bu tarz dönem dönem maçlarla beraber, belki başka etkinliklerle beraber hatırlamamız lazım. Çünkü orada ihtiyaç devam edecek. Hep devam edecek. Ve bu yaralar sarılana kadar da o yarayı saracak yara bantları aslında bizim vatandaşlarımız, bütün dünya. Ve umarım da hiç unutulmadan devam edilir bu süreç. Peki bu maç özelinde Beşiktaş'tan bir iki oyuncuyu da sana sormak istiyorum. Tabii, özellikle Ersin Destanoğlu'nu. Dün iyi bir performansı vardı. Önemli iki kurtarış da yaptı aynı zamanda. Sence Şenol Güneş'in gözüne biraz girmiş midir? Bir forma rekabeti yaşanma şansı var mı? Yani elbette rekabet var ama Mert de çok formda. Yani Mert Günok'un performansı hiç dalgalanmıyor ki. Evet. İşte Uğurcan Çakır'ın da birazdan görüşlerine biraz yer vereceğiz. Milli takımda kaleyi alacak seviyede Mert iyi bir performans sergiliyor takımında. O yüzden de Ersin'in belki de burada şanssızlığı böylesine formda bir kaleciye denk gelmesi gibi gözüküyor. Ama bunu şansa çevirmesi lazım. Çünkü bu tarz rekabetler oyuncuyu da yukarıya çıkartır, çıkartması lazım. Bunu fırsata çevirebilir ama ben Ersin'in kaleyi almasını çok mümkün görmüyorum. Muhtemeldir ki transferi de gerçekleşecek yaz transfer döneminde. Hücum bölgesinde Semih Kılıçsoy'a da biraz değinelim. Şenol Güneş ona da bir şans verdi. 72 dakika sahada kaldı. Nasıldı performans sence? Takımı aslına bakarsan Beşiktaş çok önde oynayan bir görüntü içerisinde olduğu için ben performans olarak ortalamanın üstünde buldum oyuncu. Öyle ifade edeyim. Yani ortalamanın üstünde bir performans ortaya koydu ve Şenol Güneş'in istediklerini ne kadar yaptı kısmı belki tartışılabilir ama takımda böyle çok sırıttı mı dersen çok sırıttığını düşünmüyorum oyun olarak. Peki Beşiktaş'ın da bu haftaki karşılaşmasını istersen bir konuşalım. Trabzonspor'la mücadele edecek takım. Trabzonspor düşüşte zaten, Beşiktaş'ta yükselişte bir takım. Oldukça formda gidiyorlar. Nasıl bir karşılaşma beklersin? Yani aslında çok kritik bir mücadele. Nereden kritik bir mücadele? Trabzonspor ilk 4 yarışının içerisine tutunmaya çalışıyor.
Böyle bir gerçeklik var. Avrupa'da olma adına en azından bu mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Diğer taraftan da Beşiktaş ikincilik şansını devam ettirmek istiyor. Elbette matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala daha var. Ama özünde lig ikinci bitirmek için de Beşiktaş'ın bir mücadelesi var. O yüzden iki takım da kazanması gereken bir karşılaşma. Yani öyle hani beraberlik kimseye yaramayan bir sonuç. O yüzden de kazanmak için sahaya çıkacakları için de gerginlik muhtemelen sahada oyuncularda biraz olacaktır. Oyunun gidişatı eğer ki erken çözülmezse biraz agresif bir futbolda bekliyorum iki taraftan da. Peki bir önceki Giresunspor karşılaşmasında 4 hücum oyuncusuyla sahneye çıkmıştı Şenol Güneş ve orta alanda da Jetson'un olmaması sebebiyle sorunlar da yaşanmıştı. Böyle bir 11 mi bekliyorsun yoksa? Hiç beklemiyorum. Yani bu kadar cesur bir 11 beklemiyorum. Hoca biraz daha temkinli bir 11 ile sahaya çıkması muhtemelen gerekecektir. Hoca da bunu analizcileriyle beraber ortaya koyacaklardır. Nedeni de şu, aslında karşınızdaki takımda Giresunspor'a göre çok daha etkili, hızlı oyuncular olduğu için eğer ki merkezinizi boşaltıp hücum adamlarınızı arttırdığınız zaman o geçiş oyunundaki üstünlüğüyle beraber Trabzonspor sizin ceza sahanızda çok etkili pozisyonlar bulabilir. Evet. O yüzden de ben Şenol Hoca'nın belki de hücumu tekleyecek seviyede hücum bölgesini başlangıçta azaltıp adım adım oyunu çözene kadar birden ikiye, belki ikiden üçe gidişata göre hücum hattını arttırmasını bekliyorum. Ama başlangıçtan böyle 4 tane net hücum adamıyla sahaya çıkması zaten risklidir. Hoca da bunu muhtemelen tayin etmiştir. Peki yine gazetelerden böyle güncel haberleri de sana sormak istiyorum. Zaitz'la ilgili yine bir haber çıkmış Beşiktaş'ta. Evet. Daha önce de zaten Zaitz ismini Beşiktaş'ta konuşmuştuk. Trabzonspor'da yanlış hatırlamıyorsam ilgileniyordu ama Fenerbahçe'de de şimdi sahaya çıktığında çok iyi bir performans gösteren Zaitz var. Yani George Jesus çok fazla tercih etmese de sanki bu oyuncudan vazgeçilmez gibi sence? Yani pazarı olan bir isim. Özellikle İtalya'da kiralandığı dönemde çok iyi oyunlar ortaya koyduğu için oyuncuyla alakalı bazı İtalyan kulüplerin de namız yokladığını biliyoruz. O yüzden de ben transfer döneminde sadece Beşiktaş-Trabzon değil ki Trabzonspor şu anda hocası belli, futbol aklı belli değil, hocası belli değil. Yani bir Zaitz tayinini yapması için ortaya bir akıl koymak gerekiyor. Neye göre Zaitz? Oyuncu da bunun farkında. Oyuncu da bu kaosun içerisinde henüz daha bir şeyler belli değilken tercihini Trabzon'dan yana kullanmak şu aşamada istemeyecektir. Çünkü bir oyuncu transfer ederken ortaya bir koyarsın matematiğini, dersin evet Zaitz bize %80-90 verecek performans dersin. Böyle bir tayin ortaya koyacak kimse yok. Oyuncunun en büyük sıkıntısı da forma şansı bulamaması aslında. Fenerbahçe'de kalmak istediğini birçok kez dile getirdi ama Jorge Jesus'un tercihleri arasında çok da fazla yer almıyor. Çok derin bir kadroda şansı kolay değil. Ama evet, ben bir İtalyan pazarında kendisine yine çok net forma bulacağını düşünüyorum. Muhtemelen tercih de o yönde olacaktır eğer bir ayrılık kararı alırsa. Peki son bir buçuk dakikamız. Uğurcan'ın şu sözlerine de çok kısa bir değinelim. Milli takımda son maçlarda kötü oynamamıştım. Kesilmeyi hak etmedim. Kadro neye göre seçiliyor ben anlamadım. Lige göre seçiliyor Uğurcan. Yani ligdeki performans rakamlarına bir bakarsan eğer lige göre seçiliyor ve ligdeki yani kurtarış yüzden Mert Günok, Ertaş sonrası ligin kurtarış yüzdesi en iyi ikinci kalecisi yerlide. Uğurcan da milli havuza, yani milli takım seviyesi o maçlar seçilirkenki dönemde en kötü performans yüzdesine sahip kaleciler arasındaydı. Yüzdesel olarak, kurtarış yüzdesinde. Ve kalenize gelen pozisyonların eğer %60'ını ancak kurtarabiliyorsanız doğal olarak performans daha yüksek olan seçilebiliyor. Bunu bilmesi Uğurcan'dan lazım beklentim, Ertaş gibi bir yüzdeye sahip olan bir kaleci nasıl milli takıma seçilmez diye şaşırmak olması gerekirken bunu beklemiyordum. Yani burada milli takım havuzu seçilirken tabii ki de lig performansları göz ardı edilemez. Tabii ki. Orada da Mert Günok gibi bir isim. Çok net bir şekilde üstün gözüküyor zaten. Belki ilk 3-1'e sıralansa Altay'dan da sonra takım, gelebilir mi? Milli takıma seçeceksem Ertaç'ı seçerdim. Mert Günok'u seçerdim. Altay ya da Uğurcan'dan biri de karar verir, birini seçerdim. Peki. Bu dönemde. Süremizin de sonuna geldik. Noktalayalım. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Taner Karaman'a tekrar aktardıkları ve değerli yorumları için teşekkür ediyoruz. Sabah sporunu bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.